İşten atıldım. O otel aynı zamanda benim Baharhanım. Ben seni işten attığımı falan hatırlamıyorum. Kararları iki ortak birlikte alıyoruz bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi Semih? Öyle. İşine yarıyorsa kalsın. Çocuklar beni eve götürün. Gitsin dinlensin, kafasını toplasın, akşama yatışır. Bütün gece şantiyede ağlamış. Sabah geldiğimde deli gibiydi. Balona bineceğim diye tutturdu. Engel olmaya çalıştım ama olamadım. Yalnız bırakmamak için ben de geldim. Herhalde yarına kadar görüşemeyiz. Şimdiden hoşça kal. Yarın seni havaalanına ben götüreceğim. Sabah geri seni otelden alırım. Lafın arasında öyle bir söyledi de esasını öğrenemedim. Ne yaptılar karşılaşınca? İyi. Bakayım ne yaptı? Annem soğuk soğuk konuştu. Evet. Adam da gayet nazik, hal hatır sorup yerine döndü. Aa, görüyor musun bak, kız ister misin? Bunlarla siz sonradan soruya et tırnak ahbap olun. Ha? Vallahi olabilir Ebe anne. Sonra da gelip bu arsızı Tamer'e isterler. Annemi de Ali Bey'e. Belki seni alır Ali Bey'e be anne. Hay Allah'ım ya, ne hayal gücü var sizde. Aa, ne gülüyorsunuz ayol? Deli gibi. Hiç canım aramızda bir şey. Kıyafetimde falan mı bir şey var? Yok anne, o geceyi anlatıyorum. Çatladı tabii. Detayları öğrenemedi ya. Hadi Melek, geç kalmayalım. Sen niye gelmiyorsun Dilara? Nimetlerin çiftlik çok güzeldir şimdi. Yok, ben çıkmam bu sıcakta. Ben de belki Bahar'a uğrarım.
Ne oldu onlara dün öğle ayol? Gece kaçta geldiler? Bilmiyorum, geç geldiler herhalde. Sabahta fırlayıp çıkmışlar. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Neredesiniz kızım? Kaçta çıktınız sabah? 7'de gittiler Sümbül anne, sen uyuyordun. Gece de yoktunuz. Ben 12'ye kadar ayaktaydım. Bekir, kızlar baklavayı arabaya koyuversin. Geç geldik anne, otelde işler vardı biraz. Kızım, niye o kadar uykusuz kalıyorsunuz? Hadi siz gidin. Nimet teyzenin böreklerini soğutmayın. Tamam. Hadi kızım, sen de kendine dikkat hadi et. Hadi Zeliş. Hoşça kal. Hadi kızım, uslu hoşça kal. Uslu dur. Görüşürüz. Tamam. Hadi hoşça kal. Pınar, gözünü ayırma. Gel canım. Aman dereye dikkat edin. Tamam. Hadi Zeliha, arkadaşların seni bekliyor. Kız bırak, ayıp. Size var içeride. Giden tepsi her zaman daha iyi olur. Hayriye. Buyur abla. Bir şeyler yedin mi Bahar? Bahar ablana önce bir çay getir, sonra da hemen atıştıracak bir şeyler getirin. Anlatsana kız Bekir abi, doğru dürüst ne olduğunu. Ay, gelin ablanın hali pek fena. Yok be, oturuyor öyle gayetsiz gayetsiz. Neyse ki kaynanası fark etmedi gece gelmediğini. Fark etse ne olacak? Kimseyi takıyor da sanki. Neredeymiş ki bütün gece? Nerede olacak? Sabaha kadar şantiyede oturmuş. Sabahta gitmiş. O sırık ortağıyla balana binmiş. Ağamla gittik, çektik, indirdik. Sürüyerek aldı, arabaya attı. Hiç sanmam ki ağam gelin ablayı sürmüş olsun. Sırık ne oldu peki? Bilmem, farkında bile değil. Sırık duruyor yani. Aman be, deli deli konuşma. Niye durmasın? Niye balana binmiş ki? Sizin aklınız ermez. Hadi, kız götürsene kadının çayını. Buz oldu. Hadi. Bekle bekle Bekir abi. Ben yokken bir şey deme. Allah Allah. Resim memur gibi yapılmaz ki. Kendimi kaptırmışım işte. Ayağın saatin farkında bile değilim. Sonra da bağırmaya başladı. Ben duvar resmi falan istemiyorum. Artık burada çalışmıyorsun bilmem ne diye. Seymen işte. Eser köpürür, 10 dakika sonra pişman olur. Sen yemeğe gelmeyince bir anda kendini kaybetti. Hiç olmazsa telefonla arasaydın. Neyse büyütme, akşamı unutur. Ay yok artık, uğraşamam. Aman bırak otelleri de onların olsun. Ay tamam, ben çalışmam değmez o. Bu sefer de çalışmıyorsun diye kavga çıkartır, görürsün. Biliyorum. Asya! Buyur gelin abla. Açım şekerim, aç. ne yaptı siz balondan inince? Bu balon böyle insanı bu ölümlü dünyanın tasasından alıp böyle yükseklere götürdüğü için bizim gelin de bir binen de efkar dağıtan dedi Zahir. Ama ne varmış efkar dağıtacak? Bir eli yağda bir eli balda. Otursun evinde hanımlığını bilsin. İşi gücü marazlık. Geldiğinden beri bir gün yüzü göstermedi ağama. Tabii. 2 günlük insanı alıp karı diye eve getirirsen olacağı bu. Gece de gelmez, elin herifiyle de balona biner. Ağam çalışmayacaksın, evde oturacaksın artık demiş. Zor biraz. Ben bildiğim Bahar Hanım kimsenin lafıyla hareket etmez. Yapacağı varsa yapar. O bize mahsus bir salaklık. Otur otur, kalk kalk. Canım tabii, koca kadın. Emir mi alacak bu yaştan sonra? Ben de almam vallahi, iyi yapıyor. Aferin, alma. Böyle evde kalırsın o zaman işte. Zaten sana evde emir verecek koca filan da olmaz. Başın göğe erer. Muhabbet çok tatlı galiba. Ver şunu. Hadi Bekir, beni bağ evine götüreceksin. Ne işin var bağ evinde? Otur oturduğun yerde. Bekir! İyi iyi. Gülmesenize kız. Dünden söz verdiydi işte. Allah Allah. Azdıracaklar şimdi adamı, vazgeçecek. İşinize hadi. İncecik sarında olmayın. Bir isteğiniz var mı hanımlar? Biz Fatma'yla bağ evine kadar gidip geleceğiz de. Yok Bekir, sağ ol.
Ben yatıyorum, hadi görüşürüz. Ben de gelebilir miyim Bekir abi? Yok kızım, biz çabucak gideceğiz, geleceğiz zaten. Ya ben de Salih'i görürüm. Patlıyordur orada sıkıntıdan çocuk. Zeynep, uzattın ama. Hem sen beni otele götürecektin hani. Hadi. Otelde ne yapacağız ki? Yengem geldi işte. Ne yapıyorlar diye bir bakarız. Çok güzel oluyormuş, merak ediyorum. Aşk yeniden. Akdeniz'in tuzu. Zeynep, ne demek istiyorsun sen ha? Bence bugün abim evin kadınlarının otelin çevresinde dolaşmasından pek hoşlanmaz. Ortalık durulsun, birkaç gün sonra gideriz. Yaman yarın gidiyor. Ay öyle mi? Bundan bize ne abla? Seni tekrar böyle neşeli görmek beni öyle sevindiriyor ki ablacığım. Yaman abi ev baklavasını çok seviyordu değil mi? Günaydın. Yuh, amma uyudun ya. Hadi gel bir şeyler ye çabuk. Otele gidiyoruz. Dur bir gözümü açayım ya. Siz başlasaydınız. Aa, olur mu iyi? Aman Zeliha, ne güzel olmuşsun. Hadi git oyna. Hadi canım. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hamzaların Kader Hanım görümcemin pek yakın ahbabıdır. Sizi duyunca illa ben de gelen çocuğu görem demiş. Ben de sonradan duydum. Gelme denmez ki, onlar öbür tarafta oturuyorlar zaten. Hadi yiyin. Buyurun buyurun. 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 Yeriz Nihat Hanım. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Nasılsın Melek? İyi gördüm seni. Oğlan nasıl Sümbül abla? Düzelmiş artık. İyiymiş maşallah. Abim rastlamış geçen akşam. İyi Kader, iyi. Çok şükür. Kızı getirdiniz mi? Aman! Bak şimdi kaçırdın. Gel kuzum Zeliha. Gel. Biz burada çocuklarla oturacaktık. Gel alam, gel. Beraber yiyelim yemeğimizi. Gel. Gel Zeliş, gel. Hiç bilmiyor bu beni. Kız ben senin halan değil miyim? Geldin ya bize hani. Unuttun mu? Ay burası da pek dar oldu. Ay. Asiye, siz yandaki yergiye geçiverin hadi. Benim çantamı da uzatıver. Bak Zeliha. Bak ne getirdim. Bak bu senin. Bunları ben küçükken bana babam yaptırmıştı. Bak. Sana göre takarsın. Bak bunlar da sana göre. Bunları da takarsın. Kulağı delik değil ki Kader Hanım, nasıl taksın? Deldiriveririz anneanneniz. Bana gelir bugün. Eczacı Sultan'ı çağırırız, deliveririz. Değil mi kuzum?
Siz de gelirsiniz, mantı açarım size. Sen mantıyı pek severmişsin diye duyduydum. Abim de pek sever. İki günde bir tutturur mantı açın diye. İyi şişmanlamıyor. İncecik hala. Oo, onun yaptığı spor. Her gün atlan dünya yeri dolaşır. Hiç durmaz ki durduğu yerde. Onun için hiç yaşanmıyor zaten. Geliriz geliriz. Sen gününe haber ver. Çıkar geliriz, ne olacak? İki adımlık yer. Oğlum ne demek gelmem, Allah Allah. Git desen gitmez, gel desen gelmez. Burada iyiyiz biz Fatma abla. Çocuk hava alıyor, bırak. Karışma sen, geç içeri. Mutfaktaki şeylerden belli iyi olduğunuz. Haydar abi onlara şıra yapacak anne. Onun için toplamış. Ha, sus. Daha bu saatte leş gibi içki kokuyor. Utanmıyor musun küçücük çocuğu içirmeye? Bekir. Bağırıp durma be, geliyoruz. Neden gelmek istemiyorsun oğlum? Ne var? Zeynep yüzünden mi? Ya hayır anne. Vallahi içmiyorum ben. İyiyim. Kafamı dinliyorum burada. Koca ev, bahçe. Orada küçücük odada yaşamaktan iyidir. Herkes her şeye burnunu sokuyor. Git şunu al, git bunu al. Mutfaktakilerin uşağı oluyoruz. Burada iyi işte. Kitap okuyorum. Anılarımı yazıyorum. Lan ne anın olacak senin? Sanki dersin 80'lik ihtiyar. Bak Bekir, bunlar Haydar'la sabahtan akşama içiyorlar ona göre. Eve de dönmem diyor. İçecek tabii. Erkek adam değil mi? Ne var onu da öğrensin. Zaten iki gün sonra üniversite şeysi için gelecek. Bırak. Bana bak oğlum. Kızımızı atmıyorsun eve değil mi? Bak Salih, vallahi öldürürüm. Aa, daha neler ya bu dağ başında. O Haydar'dan her şey beklenir. Uzatma. Sanki kız çocuğu. Senin eline kalsa topuklu ayakkabı giyecek zaten. Yürü hadi yürü. Kızlar bir başına kaldı evde. Hadi gördün oğlunu işte. Askere gidince ne yapacaksın? Peşinden koşar burnunu silersin talimde. Aslan oğlum benim. Hadi bak o arka duvar kısa olmuş. Bir daha yapılacak. Boş bırakmayın şunları. Yaptıkları için hesabını sorun. Hayda sakın oğlumu sapıttırma. Bak bu sefer yırtamazsın ona göre. Hiç olur mu Bekir abi? Şey diyecektim. Dicle'yi getirsen bir gün buraya. Biz gidemiyoruz. Bir görseydim. Bir isteği falan varsa. Yok isteğim iste. Keyfi yerinde. Sana çok kızgın. Ben ağamın canına kastetmiş adamın bir daha yüzüne mi bakarım? Kaç kere götüreyim seni dedim. Hatta ağam dedi. İstiyorsa Dicle'de gitsin dedi. Yok istemiyorum. Şeytan görsün yüzünü diyor. Hayat işte böyle acı bir şey Bekir abi. Ben ne yaptım sonun için yaptım. Acık para yüzü görelim. Bir ev kuralım. El kapılarına hizmet etmekten kurtulsun. Hı hı. Zaten talihsiz kız. Azıcık yüzünü güldürem dedim. Bak hapiste bile bir gün bir paket sigara alıp geldi mi? İşte ilahi adalet. Senin cezanı da Allah Dicle olarak kesmiş. Bakmış bakmış, ben hiç canımı yormayayım. Artık buna günahlarını Dicle kulum ödetsin demiş. Evet, ilk parti geldi. Hayır, sorun yok. Hayır, hayır. Hayır sorun yok. Hayır. Gidelim istersen. Bir dakika bile boş kalmadı. Evet ya, geldiğimizden beri 10 kişiyle konuştuk. Tamam. Ya çok özür dilerim. İstanbul'da işler birbirine girmiş. Baklava da nefismiş yani. Hay Allah, kötü bir şey değildir inşallah. Yok, hallettik. Aslında dün gitmem gerekiyordu. Alman heyet var. Genel müdürü delirtmiş durumdalar. Neyse. Buraları bırakıp gitmek zor geliyor tabii. Öyle küçük hanım.
Memleketiniz kanıma girdi. Kendimi buralı gibi hissetmeye başladım. Aslında şu otel bir bilse şu tepedeki odayı kendime ayıracağım. Önüne de bir şezlong. Balon gezisi hoşunuza gitti mi? Evet. Benim ilk binişim değildi zaten. Bahar nasıl? İyi mi? İyi. Biraz sıkkın o kadar. Akşama bir şey kalmaz. Abim ne yapar eder onun keyfini yerine getirir. Size de bir şey ikram edemedim. Şantiyede çay var, kahve ya da soğuk bir şey. Biz geçerken öylesine bir bakalım dedik. Sizin de işiniz var. Zeynep biz gidelim artık. Hem çocuklar Ürgüp'te arkadaşlarıyla buluşacak. Ya olur mu bir şey içmeden? Yaman Bey, telefon var. Geliyorum. Tamam o zaman. Gene gelin. Ben işleri halledip birkaç gün sonra döneceğim. Evdekilere selam söyle. Niye geldik sanki? Ne salaklık. Ne var? Oteli gördük işte. Rezil olduk. Ne alakası var? Evet. Daha önce de söylediğim gibi 4'e 4 olacak. Ners. Seymen cevap vermiyor. Hemen doktoru ara. Kaç? 41 diyor ama. Ay yok artık, ver bakayım şunu. Allah Allah. Niye daha önce haber vermediniz? Hay Allah. Kızım Bahar. Ay su içse biraz. Ay nerede bu Seymen? Doktora ulaşılamıyor. Evine ara. Defterimde var numarası. Var abla. Otomatikte o da var. 8'de. Alo, iyi akşamlar. Ben Karadağlar'ın evinden arıyorum. Doktor evde mi? Hastamız var da. Yok, cebi açılmıyor. Peki gelince hemen bizi aratır mısınız? Hemen gelsin, evet. Tamam. Köye hastaya gitmiş, birazdan gelir diyor. Aa, yok, ateşi çok yüksek. Hemen hastaneye götürelim. İğne falan yapsınlar. Tamam. Bekir'e söyleyin arabayı çalıştırsın. Seymen'i bulun çabuk. Kalk kızım Bahar. Bahar kalk yavrum. Kalk canım. Hadi. Of. Nerede Dicle? Niye kapının önü bomboş? Arabalar nerede? Gelin abla acık ateşlendi ağam. Evde de ilaç kalmamış. Hastaneye iğne vurdurmaya gittiler. Şimdi gelecekler. Neredeyse gelirler ağam. Ben sana bir kahve yapayım mı? Niye bütün ahali gitti? Hiç. Millete gezme olsun işte. Sümbül anne lüzum yok dedi ama dondurma alacaklardır denerken. Kahveyle hiç uykunu dağıtma istersen ağam. Ben sana bir gelen fidiş verem. Çoktandır çıkartmadıydık ha? Aradılar mı? Yok, gelin abla istemedi. Mühim bir şey yok dedi. Sümbül annem telaş etti işte.
Gece oralarda resim boyayacağım diye üşüttü herhalde. Sabah Ayaz'a balona da binmişler Yaman Bey'le. Sabah buz gibi olur ağam. Gökyüzü daha soğuk olur değil mi ağam? Hiç vazgeçmeyecek misin be Dicle? Seni özen benim karşısında bulur. Bu kıyamet kopsa böyle. Bırak Dicle. Kendi hayatını yaşa. Biliyorum. Haydar'ı sevmiyorsun. Hayırsızın biri. İstersen boşan ondan. Başkasını bul. Sevdiğin biriyle bir yuva kur. Ne güzel kızsın. Harcama kendini. Ben bundan sonra bir tek oğlumuz için yaşarım yaşarsam. Oğlum olmasaydı canıma çoktan kıymıştım. Bu evde kimse olması gereken yerde değil. Döndü. Neredesiniz ya? Hastane eğlenceli oluyor galiba ha geceleri. Herkes sokağa dökülmüş. Ne diyorsun oğlum sen? Kızın ateşi 41'e çıktı. 3 saattir hastanedeyiz. Zor düşürdüler. Bırakmıyorlardı da bahar tutturdu kalmam diye. Yavrum. Yavrum ne oldu sana? Neredesin sen Seymen? Aramadığımız yer kalmadı. Ya bırak, bir şeyim yok. Asım da geldi. Üşütmüş. Antibiyotik verdi. Bol bol dinlensin, sulu şeyler verin dedi. Sabah gelip bakacak. Bir isteğin var mı ağam? Yok Bekir. Yatın siz. Dicle, Zeynepler geldi mi? Geldiler Sümbül anne. Uyuyorlar. Neyiniz var sizin böyle? Sana neden böyle davranıyor? Dün gece biraz atıştık. Bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum. Dilara anlattı. İyi. İyi mi iyi değil. Bak oğlum. Kadın çocuğunu kaybetti. İçindeki boşluğu bir şeylerle doldurmaya çalışıyor. Ona karşı biraz daha anlayışlı olman lazım. Başta anlamadı. Kaza maza. Seni düşünmekten acısını yaşayamadı. Şimdi de resim yaparak bir şeylere sarılmak istiyor. Neden üzerine gidiyorsun? Onu kaybedersen ne hale gelirsin? Hiç düşündün mü? Bir kadının aşkı söndü mü, bir daha tutuşturmak zordur. Belki yanında tutabilirsin. Ama dünyanın en yalnız adamı olursun. Bahardan önce olduğun gibi. Ayağını denk al. Evinde oturmasını istiyorsan bir an önce çocuk yapın. İnsan sanatından, resim yapmaktan bir tek çocuğu için vazgeçer. Böyle hötle zötle evde oturtamazsın. Bunu oturtamazsın.
çekilin ya. Ay, ben de bakacağım. Ne kızım kim o benim ya? Ya ben baba, rezil edeceğim sizi. Annesine bir şey söyle ya. Vermezsen babama söyle, rezil olursun. Çok kötü olur. Mahmut şunlara baksana. Ha? Ayol duymuyor musun? Evi başımıza yıkacaklar. Nasıl çalışıyorsun bu gürültüde? Vermezsen babama söylerim rezil. Ya ver şunu, ver şunu, bana uğraşma. Sen onların sesi olmayınca çalışamıyorum Sümbülen. Otur şöyle, güzel güzel kahvemizi içelim. Ay susun. Gidin kapının önünde boğuşun lütfen. Kadın ya. Bak, bak vermezsen çok fena olur. Abi ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaç abi. Gel buraya diyorum sana, gel. Kaç kaç. İyi ki doğurdun bunları Sümbül. Bak yoksa burada bir başımıza sessiz sedasız kahve içecektik. Senin yaptığın resimler böyle bağırıp çağırabilirler miydi? Söyle bakalım. Gene başlayacağım resme Mahmut Bey. Haberin olsun. Anlaşıldı. Gene bebek istiyorsun sen. Ya başka işim yoktu. Artık yeter. Hepsi kazık kadar oldu. Bana mani olamazsınız. Sana kimse mani olmadı Sümbül Sultan. Gerçekten isteseydin ne yapar eder resim yapmaya devam ederdin. Sana da kaçmak için bahane çıktı galiba. Ben seninle her şekilde gurur duydum. Yaptığın resimlerle de doğurduğun çocuklarla da gurur duydum. Ama kızlar biraz işin kolayına kaçıyor galiba. Niye böyle söylüyorsun Mahmut? Bunları büyütmek kolay mı? Senin gibi ben de sabah çıkıp işe gitsem, bütün gün işimle uğraşsam ne olurdu bunlar? Ne var? Ben olsam otururdum buraya. Oh! Onlar koştururken resmimi yaparım. Bak çalışıyorum işte. Siz kadınlar pireyi deve yapıyorsunuz. Ya hep ya hiç. Bir kolayına uydurulurdu. Ama kadınlar inatçı değil. Hemen kolları kanatları kırılıyor. Hiç de değil. Bunlar da kendilerine ressam diyorlar. Kolay da öyle. Günde 20 saat çalışmak lazım. Şu aşağıları görüyor musun? Bak bak, ufka kadar benim oralar. İçindekiler de benim. Üzerindekiler de. Sen durumu pek anlayamadın da geldiğinden beri. Onun için gösteriyorum. Görüyorum, tamam. Anladın değil mi? Bahar'da dahil bu saydıklarımı. İyi. Manzaraya mı baktınız abi? Evet. Genel manzaraya şöyle bir tepeden bakalım dedik. Günaydın. Ah, kalktın mı kızım? Kalkmasaydın. Ben de sana bakmaya geliyordum şimdi. Ruh gibiydin dün akşam. Ya hiç hatırlamıyorum. Öyle uykuda hastaneye gittik geldik. Hiç bilmiyorum. Sadece böyle ara ara görüntüler var. Ben otele gidiyorum Sümbül anne. Vukuat olmuş galiba. Aa. Dur, ne olmuş? Ne olmuş? İnşaatı dağıtmışlar. Korumanın biri de yaralıymış. Dur, ben de geliyorum. Hayır. Dur Bahar. Sevmeyen neredeymiş Bekir? Alandan oraya doğru hareket etmiş o da. Şimdi gelecek.
sen kal gelin hanım. Ne olur ne olmaz. Uyuyordun değil mi? Eşşoğlu. Ulan bu ne uykusu böyle? Taş taş üstünde bırakmamışlar. Ne uykusu olacak? Öküz gibi rakıştıktan sonra uykusu. Çekil dışarıda bekle. Bitti. Arkadaşı götürün de bir röntgen çekilsin. Dikiş falan atılacaksa atılsın. Allah Allah. Manyak mı bunlar ya? Bir şey almamışlar. Kırıp dökmüşler. Zorları başka. Alo. İyiyim güzelim. Bir şey yok. Öf, yok kafası yaralı. Hafif bir şey. Yok merak etme. Sadece kırılan cam çerçeve. Senin boyalar gitmiş. Şantiyeyi dağıtmışlar. Bilgisayarın biri haşat. Bilmiyorum, bakıyoruz. Sen nasıl oldun? Yok yok gelme. Ben gelirim birazdan. Tamam. Seymen, hayırdır? Senin ortaklar harekete geçti Hamzoğlu. Benim inşaatı dağıtmışlar. Şimdi dinle. Bana bu adamları bulacaksın. Ve bizi en kısa zamanda yüz yüze getireceksin. Nasıl yaparsan bilmem. Ben sana bu kadar söylüyorum. Eskiden nasıl görüşüyorsan yine öyle görüşürsün. Yoksa bu işin faturasını artık sana kesmeye başlayacağım. Anladım Seymen. Ben seni ararım. Tamam, kimseye bir şey yapmışlar mı? İyi, bu kadarla geçmiş olsun. Tamam. Ne oluyor Ali? Yok bir şey. Seymen'in otelde vukuat olmuş. Artık sana mı rapor ediyor vukuatları dayı? Bakıyorum da aranızdan su sızmıyor. Aklın vermediği işlere burnunu sokma. Kız kovala, kafa çek, araba parçala. Anladığın işleri yap sen. Dayı ol da öğret öğrensin. Boş boş gezmekten yapıyor onları. Bir işin ucundan tuttursan o da sana yardımcı olur. Olacak işi batırır bu be. İşler buna kaldıysa. Hepiniz bir gün beni adam yerine koyacaksınız. Seni çok utandıracağım dayı. Görürsün. Utanıyoruz zaten. Yaka sikti geldiğinden beri kasaba. Demediklerini bırakmıyorlar. Aferin. Böyle böyle kaçıracaksın oğlanı gene. Zaten senelerdir yüzünü görmüyor. Ev tam temelli geldi diye sevinirken kaçırıp gitsin. Yapma anne. Bir yere kaçmaz merak etme. Kaçamaz. Niye böyle oldu bu oğlum? İkiniz bir ananın kuzususunuz. Sen niye böylesin? O niye böyle? Belki de beni onun kadar şımartmadığın içindir anne. İndiniz mi? Ha iyi. Ya Murat'ı koy servise gider kendisi. Seymen'le konuştun mu? Arar herhalde. Ya oteli dağıtmışlar. Bir adamın kafası yarılmış. Şantiyedeki bilgisayarları falan dağıtmışlar. Benim resim malzemelerimin hepsi haşat olmuş. İyi sen ara Seymen'i. Tamam ha ablamlara bir şey belli etmeyin. Bak Murat'a da tembih et. Hadi görüşürüz. Söylerim. Selamları var. Bana mı? Hepinize. Tabii sana da yani özellikle sana. Neden özellikle ona?
Çünkü Dilara çok hoş ve çekici bir hanım da ondan anneciğim. Bahar, dalga geçme, bak kötü olur. Benim bilmediğim bir şeyler mi dönüyor yoksa? Oo, sen uyuyorsun anne. Neler dönüyor neler? Bir şey döndüğü yok. Yemeğe gittiğimiz geceden beri bunlar kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar işte. Bence Bahar'ın bildiği bir şeyler var. Sana bir şey mi söyledi Yaman yoksa Bahar? Söylemedi ama ben anladım. Atıyor anne. İnanma şuna. Aa, senden iyisini mi bulacak? Biraz kendine baksan. Bak kızlar bile senden daha süslü. Bahar, buna kalırsa hiçbir şey olmaz. Bu işi halledersen sen halledersin. Çocuk oyuncağı. Şu gribi bir halledeyim. Ay çok fenayım. Asya, ablanın üstüne bir battaniye getir. Hayırdır Bekir abi? Yaramaz bir şey yoktur inşallah. Aman, her zamanki yaramazlıklar. Bu ne arıyor dışarıda? Kız, gir içeri. Çıkmayın bugün ortaya. Bekir abi, sana bir şey danışacağım. İyi, çabuk danış. Bir kadın ne heyecanlandırır? Manyak mısın lan? Burada bunca derdin arasında. Kapısından parasını sorduğu soruya bak. Ya öyle değil Bekir abi. Diyelim evlendim. Böyle ne yapmak lazım da kadın heyecan diri kalsın yani? Ne bileyim oğlum. Öpersin, okşarsın. Öyle kararında ama fazla değil, şımartmadan. Zırt pırt yaparsan kıymeti kalmaz. Kıracan kıracan, beklemediği bir anda yapacaksın ki heyecanlansın. Başka? Başka ne? Daha ne? Allah Allah. Heyecanlanmayıversin. Sen heyecanlan yeter. O da memnun olur. Beyim heyecanlandı diye. Hadi git Asya ablanla oyna Zeliş'im. Hadi gel Zeliş. Ne oluyor oğlum? Gene Hamzaların işi mi? Hayır anne. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama... Bunca zamandır başımıza gelenlerin Hamzalarla ilgisi yok. Bu işi kökünden çözeceğim yakında. Merak etmeyin. Neyi çözeceksin oğlum? Neler oluyor? Babam da ben de bu bölgede karanlık işler yapan bir takım tiplerin rahatlarını bozup durduk. Ortalık biraz temizlendi. İnanmayacaksın ama bu temizlik işinde bana Hamzaoğlu Ali'nin çok yardımı oldu. Çünkü artık her şeyi kendinden bilmemizden sıkılmıştı. Merak etmeyin. Yakında kimse huzurumuzu bozamayacak. Şimdi sıra son darbeyi vurmakta. Sizden dikkatli olmanızı, tedbirli olmanızı istiyorum. Yanınızda adam olmadan habersiz bir yere gitmeyin. Lütfen. Herkes söylediklerimi ciddiye alsın. Beni yormayın. Birinize bir şey olursa... Ya sen bu son darbeyi vurmaya hazırlanırken onlar sana bir şey yaparsa? Gidelim buradan Seymen. Ya ne yaparlarsa yapsınlar, bırak sana ne? Olacağı varsa olur. Kaçmak bir çözüm değil. Ölüm insanı sırasında kendi ailesinin içinden de gelip buluyor. Babama olduğu gibi. Ne demek istiyorsun Seymen? Sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Aylardır karnımda gezdiriyorum. Ama bilmen gerekiyor ablacığım. Babamı vuran adamları eniştem Osman tutmuş. Ne? Ama onlar kendilerini Hamzaoğlu Ali tuttu sanıyor. Hayatımda bu kadar. Dinle abla. Katillerden birini kıstırmıştık. Jandarmaya götürmek üzereydik.
bize beni Hamzaoğlu Ali tuttu diye ifade vermişti. Sonra da öldürüldü. Ona vurma emrini veren de, yerimizi söyleyen de kocan. Sezdimdi ama konduramadımdı. Hepiniz Osman'ı savundunuz o zaman. Neden yapmış peki? Biz ona ne yaptık? Bu kız ona deli divane oldu. Hepimiz bağrımıza bastık. Neden kayınpederini öldürsün? Para için. Çok borcu varmış. Çok ama. Sonra da siz onu öldürttünüz değil mi? Hayır ablacığım. Onu kendi batağı kendi içine çekti. Sonradan borçlu olduğu adamlar tarafından öldürüldü. Halbuki babamı indirmek için uyuşturucu tacirlerinden çok iyi ücret almıştı. Ağlama yavrum. Sakın ağlama. Bak böyle insanlarla mücadele etmezsek daha çok kan dökülür. Abini dinleyin. Şimdi sakin ve akıllı olmak zamanı. Sakın kendinizi bırakmayın. Dilara. Dilara. Dilara dedim. Dilara. Dilara. Hepinizi alt üst ettim biliyorum. Ama bu bilmeniz gereken bir şey. Hele bundan sonrası için. Her zamankinden daha çok kenetlenmemiz lazım. Söz veriyorum. Bu pisliği kökünden kazıyacağım. İşimi zorlaştırmayın. Olur mu? Ağam sana bir şey danışacaktı. Söyle. Az şöyle geçsek. Ne var? Yok ağam, telaşlanma. Otur şöyle, ayakta kalma. Yahu söyle, hasta etme adamı. Sonra da olur ağam, acelesi yok. Ulan söylesene yahu, Allah Allah. Şey diyecektim. Bir kadını nasıl heyecanlandırmalı acaba? Lan manyaksın sen lan. Gerizekalı. Aptal herif. Salak mısın lan sen? Lan ben de bir şey oldu sandım lan. Yürü lan. Çık dışarı. En iyi yolu korkut. Sabah akşam korkutursan heyecanlandırırsın. Ne şol ışık. Yemeğini buraya getiren mi abla? Herkes yedi. Bir sen kaldın. Hmm.
Yalnız mı geldin? Evet, herkes uyuyordu, kaçtım. Ne yapıyorsun? Hiç ya, sıcak. Evet, serin bir yere gidelim mi? Evet, patladım ben burada. Buz gibi bir mağaraya gidelim. Tamam. Gelin abla. Burada mıydın gelin abla? Ben de bir su alacaktım. Neden ayağının ucuna basarak girdin o zaman? Bir karara vardım gelin abla. Hayriye'ye bakıyordum. Ne karara vardın? Bugün gidip yüzük alacağım. Vay, nasıl oldu bu iş Memo Bey? Biz daha bir iki yıl düşünürsün diyorduk. Biraz önce uyuyakalmışım gelin abla. Çok fena bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Şimdi böyle ben ölmüşüm. Bir masanın önünde sıramı bekliyorum. Böyle masada defteri açmış bakıyorlar insanın yüzüne. Bir şeyler okuyorlar. Fısıldaşıyorlar. İnsanları iki yana yolluyorlar. Tam bana sıra gelecek. Aksakallı bir ihtiyar geldi. Beni tuttu kolumdan bir kenara çekti. Yüzümden düşen bin parça. Beni götürdü bir kenarda. Ha böyle bir iskemle var. Oturttu oraya. Bekle burada dedi, gitti. Bekledim bekledim, sıra bitti. Masadakiler toplandı gitti. Bir başıma öylece kaldım. E'si bu kadar. Allah Allah. Ya. Hay Allah, vah vah. Sorma gelin abla. Şu kızı bulayım da. Gel Memo, gelsene şuna bir bak. Dur, sonra sonra. Hay Allah, uyuyor. Bir iplik var mı? Getirdi ki Verem, neren sökün? Heh. Sen ver bana, ver. Ver ver ver, ver bana ver. Şşt, bu içeri gidecek, yapma. Bizimki orada. Hadi elinizi çabuk tutun, hadi. Allah Allah. Herkes tamam, otursunlar bir an önce masaya. Ne oluyorsunuz? Hiç. Hadi üstüne temiz bir şeyler giy. Bu pis mi Fatma abla? Sen giy giy. Şöyle mavili bir şey giy. Aman gidin başkasıyla ne eleşin, hadi işim var mı? Sağ ol. Memo, şuna da bir tabak ver Hayri. Bak ağzını suyu aktı. Festupanallah. Ondan değil ha. Neden? İyi iyi. Toplaşın hadi bakalım. Gökün nerede? Hadi Hayriye. Git üzerine güzel bir şeyler giy. Allah Allah. Nesi var ki bu kılığımı? Herkes de benle bozdu bugün. Hadi hadi. Ağam toplaşsınlar dedi. Evet. Bana bak. Kahve burada. Altını yakıver. Tamam. Thank you.
Sağ ol. Benim ailem yok canım. Benimki orta olacaktı. Şimdi Sümbül anne, biz burada Memo kardeşimizin ailesini temsilen bulunuyoruz. Kendisi bir çöpsüz üzüm olduğundan onu oğlumuz bildik. O hepimizin oğlu Bekir. Sırası değil mi? Zor anlarsın. Yani özet olarak oğlunuz Memo'ya, kızımız Hayriye'yi istiyoruz. Oğlunuz ne iş yapıyor acaba Bekir Bey? Kızımıza bakabilecek mi? Vallahi maaş vermesi sizden, kızınıza bakması oğlumuzdan. Ne dersin oğlum? Verdik gitti. Allah Allah. Lan sus. Öpsen ellerini. Sonra alarsın. Dur Bekir abi, öpeceğim. Azıcık alayım. Sana bak neler yapıyor. Alay etmeyin kız abla. Allah herkese böyle kalbi temiz bir kısmet nasip etsin. Temsil misal yani. Yalnız bizim kızı vermemiz ayrı. Yarın Hayriye'nin köyüne gidin de büyüklerinden isteyin bir de. Tamam, yarın gideriz. Gelin hanım, başka program yapma. Allah, yaşadık. Yarın avukat Dilara'yı arayacak. Parayı alınca konağı didiklemekten vazgeçer. Didiklesin. Eline ne geçecek ki? Görürsün eline ne geçecek. Çok inatlaşırsa sattırır bile. Sattıramaz. Bir iş var sende ama. Bende iş çok da sen beğenmiyorsun bir türlü. Konak ipotekli kızım. Allah seni müstahkem. Bizim Sütniye'nin oğluna ipotek koydurttum. Eyvah eyvah eyvah. Kadın delirecek duyunca. Pek alıcı gözden baktıydı geldiğinde. Bari düzgün bir para ver de çenesi kapansın. Veririz bir 30.000 dolar, bitti gitti. Ha, bekle bitti gitti. 50.000 ver bari, 30'a ne olur. Sen karışma. Ben karışmayayım da o karışacak nasıl olsa. Sen ne inatro bilmezsin. Çatır çatır alır hakkını. Sevmen ötesini kurcalatmaz ona. Ne yapacak? Mal beyanı mı isteyecek? Onu da vermezdim ya. Anamın işleri işte. Kendi kefaretini bize ödetiyor. Nur içinde yatasıca. Tövbe tövbe tövbe. Her şey tamam değil mi? Al bakalım. Hadi hadi, kızı almadan gelmeyin. Hadi hayırlısı. Alırız, merak etme. Aa, fotoğraf makinemi unuttum. Ay ben bunu kaçıramam, siz gidin. Alo, buyurun. Tabii, bir dakika. Dilara, telefon. Avukat Ömer Bey. Evet, buyurun. Benim. Nasılsınız Ömer Bey? Evet. Öyle mi? Tabii verebilirim de... Sorabilir miyim meblağı ne? Ne? 30.000 dolar mı?
Koca Hamzaoğlu servetinin 1/3'ü 30.000 dolar tutuyor demek. Anlıyorum. Çok güzel. Mahkemede görüşeceğiz demek ki. Söyleyin Hamzalara, konaklarına da en kısa zamanda kıymet takdiri için bakmaya gelecekler. Diğer mallarla beraber satışı istenecek. İnanamıyorum. İnsanı nasıl salak yerine koyuyorlar? Memleketin yarısı bunların önüme attıkları paraya bak. 30.000 dolarmış. Altlarındaki halılara kadar almazsam bana da Dilara demesinler. Bundan sonra görsünler bakalım. Hepiniz görürsünüz sessiz Dilara kimmiş. Herkes beni kazıklıyor bu dünyada zaten, herkes. Ailem, kocam, kocamın kardeşleri. Alnımda salak mı yazıyor benim? Abla, sakin ol. Ne parası, ne diyor bu ya? Çok mu salağa benziyorum ha? Söyle. Başta sen. Sen beni aptal yerine koyuyorsun. Onların her şeylerini alacaksın. Zeliha'nın hakkını çatır çatır alacaksın bunlardan. Seymen, duydun mu? Sus. Sakin ol. Yeter artık. Sana bunlara bulaşmayacaksın demedim mi ben? Ne parası istiyorsun ha? O paraya el sürebileceğini mi sanıyorsun? Kocam bile kazıkladı beni. Çocuğumun babası bile katil çıktı. Hepinizden nefret ediyorum. Sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Bu para benim hakkım. Bu evde ölünceye kadar senin emirlerini dinleyerek yaşayacağımı mı sanıyorsun? Hepinizden nefret ediyorum. Git paramı al şunlardan. Alacaksın, anladın mı? Alacaksın. Gel Dilara, gel gel. Bahar! Hadi gidiyoruz. Ki doğurdum bunları Sümbül. Bak yoksa burada bir başımıza sessiz sedasız kahve içecektik. Senin yaptığın resimler böyle bağırıp çağırabilirler miydi? Söyle bakalım. Alo, Ali Hamzaoğlu'nun numarasını verir misin kızım? Yazıyorum. Ali Hamzaoğlu'yla görüşmek istiyorum. Sümbül dersiniz.